Katip. Konuştuğumuz gibi yarın o işi hallederiz, tamam? Tamam, tamam Orta. Hadi, gidebilirsin değil mi? Giderim, giderim abi. Hadi bak, hadi görüşürüz. Hanım, o hayırsız ben yokken geldi mi, gelmedi mi? Gelmedi ama neredeyse gelir. Kaç yaşına geldi? Bir kız bulup da evlenmedi, başımızın belası. Bey, ona gelecek kız da sorunsuz biri olursa vay halimize ki vay. Hanım, ağzını hayır aç. Belki helal süt emmiş bir evlat çıkar. Evlenir, başımızdan kurtulur gider. Ah bey, sen hep iyi niyetlisin. Ama oğlumu benden iyi tanıyamazsın, tanıyamazsın. Senden bugüne kadar kaç para istedi? Saysam üçü beşi geçmez. Üzülen kırılan benim. Yoksa kahrımdan ölüp gideceğim. Ne olur bu işe bir çare bul artık. Bak hanım, aklıma ne geldi? Bir çıkar yol mu buldun yoksa? Onun gibi bir şey. Bak şimdi sevindim. Hele anlat bey. Şu anda sürpriz olarak bir sabah olsun. Hele seninle bir çarşıya dolaşalım. Hay Allah bey. Sen de anlaşılmayan bir adamsın. İyi bakalım. Sabah olunca öğreniriz nasılsa sürprizini. Adam, bak oğlumuzun hali bu işte. Saat koç olmuş, beyefendi daha yeni geliyor. Evimizin bereketini de kaçırıyor bu. Baba, ne olmuş benim yaşamamla? Ekmek elden, su elden, boş ver. Bak Orçun, seni bu halde, bundan sonra bu eve bu şekilde geldiğini görürsem, vay senin haline. Konu komşuya rezil oluyoruz. Bu yaptığın hareket son olsun. Merak etmeyin, bu son zaten. Artık evleniyorum, evleniyorum. Evleniyorum, evleniyorum. Sen mi evleniyorsun? Hangi pereyle evladım? Anne, yarın kız kaçıracağım, kız. Ve sizden son kez para isteyeceğim. Son kez. Benden bir kuruş çıkmaz bilesin. Zaten bu parayı senden istemiyorum ana. Bu parayı bana babam bulacak, babam. Anlaştık mı canım baba? Hele sen git yat, bakalım da sabah olsun görüşürüz. Nasıl olsa gelininiz bu eve gelecek. Desene adam, dert birdi, şimdi iki olacak. Yandık biz, yandık. Hanım, sen üzülme. Her şeyde bir hayır vardır. Hiç kimsenin İyiliğini de, kötülüğünü de karşılıksız bırakmaz. Bu deli olan bu huylarından vazgeçmezse biz de onu mirasımıza reddederiz gider. Gel elini getirip elini öptüreceğim baba. Git yat sen, git yat, yarın görüşürüz. Hani sana bahsettim, sürpriz vardı ya, işte bu. İyi de beni yorgancıya getirdin. Sürpriz bunun neresinde? Hanım, sürprizi sonra anlarsın. Meraklandırma insanı. Anlat da anlayalım. Hele şu yorganı alıp gidelim. Evde ne hükmet olduğunu o zaman anlarsın. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Selam, hayırlı işler. Sağ ol, hoş geldiniz. Biz yorgan buyurun. Bakmıştık ama ya, var buyurun. Mı acaba? Buyurun. İstediğimiz yorgan var mı? İşte böyle bir yorgan var. Aa evet, bu kırmızı güzelmiş. Böyle bir yorgan var. Bakalım. Bu tek kişilik böyle. Beğenecek olan sensin. Thank you.
ödeyeceğiz yorganı. Ne ödeyeceğiz yorganı? 150 lira. Ya Mehmet kardeş. Evet abi. Ne olacak bu işler? İşsizlik aldı başını gidiyor. İşsiziz, güçsüzüz. Ne yapacağız böyle? Evde nasıl olacak ya? Düzelecek mi diyorsun bu işler? Düzelir belki. İnşallah dediğin gibi olur. Ya bizim bu hatunu da kandıramadık biliyorsun değil mi? Kaçırıyor. He? Kaçırıyor. Ben niye düşünemedim bunu daha önce ya? Yardım eder misin sen bana? Ederim. Kaçıralım. Kaçıralım mı? Tamam. Ne zaman kaçıralım? Ne zaman istersen. Bugün kaçıralım. Kaçıralım. Tamam. Kaçta gidelim? Kaçar mı ki ya bu benimle? Ne bileyim Allah. Seviyorsa kaçar ya. Kaçmasa da zorla kaçırırız canım. Zorla kaçırırız. Aynen, zorla kaçırırız. Kafama yattı. Zeliha. Efendim. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Kaçırayım mı seni? Emanet eşeğe binen teze gidermiş. Milletin arabasıyla mı kaçıracağım beni? Ne var bunda be? Olur mu? Olur. Niye olmasın? Git kendine doğru düzgün bir araba al da ondan sonra bir düşünelim bakalım. Ne o? Korkuyor musun kaçıramayacağımdan? Ay sen tavuk mu kaçırıyorsun küvesten? Beni kaçıracakmış. Güleyim bari. Kaçırayım da gör o zaman. Yürü git işine. Haydi. Haydi. Gel kaçırayım. Korkuyor musun sen arabaya binmeye? Senin neyinden korkacağım ben be? Eval bin o zaman. Hadi bin o zaman. Geç. Geç. Bırak sepeti bırak. Aa ne yapıyorsun? Geç. Sen kafayı mı yedin? Manyak mısın? Ya sen kafayı mı yedin? Hey. Kaçırıyorum Orçun. Seni kızım. Kaçırıyorum. Ya indirsene beni. Deli misin sen bütün? Ay Allah'ım ya Rabbim. Kaçırdım seni, kaçırdım. Ya anneme babama ne diyeceğiz? İndirsene bir beni. Şey demezsin. İndireceğim. İndir. Tut şunu. Ya bırak. Aa deli misiniz siz? Deliyim ben, ne seni seviyorum. Kaçırıyorum ya, seni. Ya ne sevgisi? Deli misin ya? Kaçırdım bir isteseydin verirlerdi. Allah Allah. Sen de mi buna ayak uydurdun ya? Allah seni bildiği gibi yapsın. Kaçırdım seni. Ben de seni komşu çocuğu zannettim de güvendim. Hey. Ne yapıyorsun? Hey. Kardeşim bir çay yapar mısın? Tamam abi yapayım. Buyurun. Sağ ol kardeşim.
Hayırlı işler. Sağ olun. Ben iş arıyordum. Tam yerim. İş var mı? Var. Nasıl bir iş? Ne yapabiliriz? Ortaklık bir şey. Ortaklık mı öneriyorsun bana? Hı? Ortak mı olacağız? Daha mı yerine geliyoruz? Nasıl yani? Nasıl? Hangi şartlardanmış? Hasan! Hasan! Efendim, Adil Bey, buyurun. Hocam, eve kadar götürür müsün? Tabii ki, neye götürmeyeyim? Bunları yengene götür. Onları koyacağı yeri o biliyor. Daha önce bazı şeyleri koyduğumuz bir yer var. Ona söyle, bunu koyman gereken yere koy de. Ama çoluğa çocuğa gelin falan görmesin, güzel saklasın. Geldim, geldim. Hasan Selam. Efendi. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok selamı var. Adil Efendi'nin size bir miktar para gönderdi. Ay çok sağ olsun. İyi mi Adil Efendi, nasıl? İyi, bir sıkıntısı yok. Bunları dedi, çoluğa çocuğa kaptırmasın. Allah razı olsun. Çok selamımı söyleyin. Peki, baş üstüne. Sağ olun, hayırlı günler. Hasan, baksana evlat. Efendim? Seni eve kadar göndereceğim. Tamam. Eve kadar gider misin? Giderim. Tamam. Yengene bir şey göndereceğim. Tamam, geçen gün günleri verdim zaten. Bunu da verim, teslim Aynen ettim. Öyle. Söylediklerini bir Aynen bir söyledim. Bunun içerisinde kıymetli bir şeylerim var. Tamam. Bunları o yorganın içerisinde saklaması gereken... O biliyor değil mi? Biliyor. Geri. Selamını da söyleyeyim mi? Hadi selamını da evlat. Zaten geçen yıl söylemiştim. Aynen, o biliyor. Dediklerini tembih ettim zaten. Tamam. Kim o? Buyurun, hoş geldiniz. Selamun aleyküm yenge, nasılsın, iyisin? Aleyküm selam, iyiyiz, sağ olun. Siz nasılsınız? Adil Efendi'nin çok çok selamı var. Aleyküm selam. İşleri fazla olduğundan gelemedi. Beni tekrar gönderdi. Çarşıdan bu el biriktirdiği paralarla altın almış. Altın almış. Bak bunları alıp güzel bir yere dedi koysun dedi. Bizim hatun dedi. Ay. Çocuklarına dedi kaptırmasın dedi. Vallahi emanet bunlar ona göre. Allah razı olsun. Çok selam söyleyin hadi, Adil Efendi. Hadi tamam baş üstüne. Ben emanetçi. Allah'a emanet olun. Güle güle. Şu Adil Efendi ne büyük insan, ne yüce insan. Allah razı olsun, ne iyi insan. Ah Adil Efendi ah, ne akıllı adamsın sen. İyi ki düşündün bu paraları buraya koymayı. Ne akıllı adamsın. Sen de olmasaydın ne yapardım ben. Allah senden razı olsun. Geldin, hoş geldin. Biz geldik annem. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Hoş Allah geldin. Allah razı olsun, hoş bulduk. Yine para için geldin değil mi? Eğer para için geldiysen, bende para mara yok. Bana bak kadın, annemsin diye bir şey demiyorum. Zaten bir ayağın çukurda. Bir de benim şu eşim Zeliha'ya bak.
İkinci çocuğu doğuracak neredeyse. Bize para lazım, para. Babamın gönderdiği paraları sen nereye hesaplıyorsun hem? Bende para falan yok. Ancak karnımızı zor doyuruyoruz biz. Zaten hastayım. Hiçbir yerim tutmuyor, bacaklarım ağrıyor. Sen de çalış, sen adam değil misin? Madem karına çocuklarına bakamayacaktın, niye evlendin? Ya bir şey söylesene. Kaç tane çocuk yapacağız, ne yapacağız? Ona mı kalmış? Hayırdır? Ne susuyorsun? Dilin tutuldu birdenbire anandan. Vallahi anan demem, kaynana demem, yaşlı demem. Tutar kolundan koyarım kapının önüne. Ağzını payını ver şunun. Karımı duydun. 5 kuruş para vermiyorsunuz, bir hayrınız yok. Babamın gönderdiği paraları nereye koyuyorsunuz? Ben bulacağım bir gün onları. Söylemesen, sen söyleme. Ben bulacağım onları bir gün. Abi hayırdır ya? Da dışarıdan geliyor sesiniz. Konuştuğu kadın annem. Niye bağırıyorsun ki bu kadar? Bak kardeşim, sen bu olaya karışma. Bu annemle bizim aramızdaki bir mesele. Sen girme araya. Bak abi, abim abi dinlemem. Eğer ki anneme bir şey olursa alır anneme giderim. Bana bak Osman, abine biraz saygılı ol. O sesini de yükseltme. Bir haddinizi bilin ya. Bu ne? Alıyorsunuz paraları, ne yapıyorsunuz siz? Valla böyle giderse ikinizi birden koyarım kapının önüne. Eh, yeter be. Sen hiçbir şey de. Konuş artık, konuş. Aferin sana. Ben anlayacağımı anladım. Demek ki siz anneme eziyet ediyorsunuz. Ben de annemi alır giderim. Abi, seninle daha sonra konuşacağız. Ya hep yürü git. Anne, bak bir dahaki gelişimde paralar hazır olsun. Biliyorsun, o paraları hazırlamasan bir dahaki sefere ne olacağını biliyorsun. Hadi hanım kalk gidelim. Söyleyeceğimi söyledim ben sana. Paraları verdik de ne oldu? Verdiğime değse bari. Bütün verdiğim paraları kötü arkadaşlarınla, içkiyle yedin. Böyle evlat düşman başına. Allah kimseye vermesin, düşman başına. Duydum seni, duydum. Sesin dışarıya kadar geliyor. Bir dahaki gelişimde o paralar hazır olsun. Yoksa karışma. Yok sana para mara. Git evinden, yok. Tanım tut. Gel. Hadi bak. Hadi. Ne oluyoruz? Hadi, hadi. Hadi. Biz sana anlatmaya çalıştık da sen bizim meramımızı anlamadın. Hadi. Durun kızım, ne yapıyorsunuz? Siz nasıl evlat? Durun kızım, ne yapıyorsunuz? Hadi. Ne olur yapmayın. Hadi. Yapmayın ne olur. Hadi. Hiç ağlama. Ben sana anlatmaya çalıştım, sen anlamadın. Otur buradan. Siz nasıl evlatlarsınız? Otur şu bitti yorulsun. Nasıl evlatlarsınız? Getir hanım, getir. Sizin evladınız da sizi atar inşallah. Bu hallere nasıl düştünüz? Bitti yorganında, oğlundan daha sizi bu evde istemiyorum, tamam mı? Ne haliniz varsa görün. Sizin evlatlarınız da sizi atacak. He, eminim Doğan da kabul olur. Sizin gibi evlat olmaz olsun, olmaz hiç olsun. Hiç uğrama kapıma, uğrama. Hadi yürü selametle. Olmaz olsun sizin gibi evlat. Sizin evladınız da sizi atsın sokaklara inşallah. Neden bugünlere büyüttüm ben, nasıl bugünlere kaldım? Sizin evlatlarınız da sizi yaptılar. Benden beter olun inşallah. Allah'ınızdan bulun. Sokaklarda ne yapayım ben bu yaştan sonra? Sizin gibi evlat olmaz olsun. Ya kadın kapımda ne durup durursun? Hadi kalk demedim mi ben sana? Sen... Oğlun daha git demedim. Mehmet! Senin merhametin vicdanın yok mu hiç? Yok. Mehmet! Sen nasıl yaşatsın? Osman abi de söyledi bir gelsin alsın anasını. Neredeyse bul hele onu. Hadi kalk. Ben sana dedim. Hayır. Ben sana dedim. Demedim mi? Kalk. Yapma kızım, senin de evladın var. Niye böyle yapıyorsun? Yapmazlar. Ben senin yaptığın evlatlarıma yapmayacağım. Ben vereceğim onlara paralarını. Hadi. Benim kapımda duracağım, para biriktireceğim. Yapmayın.
etmeyin dedim, etmeyin. Nasıl evlatlarsınız siz? Oğlum, attılar beni sokağa. Abim, yengen attılar beni sokağa. Sonunda yaptılar yapacaklarını ha. Yaptılar, yaptılar. Gel, gel. Hele bir ben yapacaklarımı biliyorum ona. Hele bir gel çıkalım dışarıya. Bir yatacak yer bulalım önce, ondan sonra bakalım. Onlardan tamam. Doğanlar hangisinden var? Tamam, bir ağlama, tamam. Allah'ımdan bulur inşallah. Attılar beni sokağa oğlum. Allah da onları atsın inşallah. Tamam. Halledeceğiz. Mahvoldum. Hey gençler nasılsınız bakalım? İyiyim. Ya Allah'a şükür be. Ercan. Kim sen bugün şeye? Asıl amcanın şeyini? Tarlattan patates. Gölgünün koltuğunu aldı, almışsın bir, çıkmışsın dışarıya. Sen bir başına çık. Muhtarım, biz de sana geliyoruz. Muhtarım, sormayın başımıza gelenleri. Başımıza neler geldi bir bilseniz. Hele bir eve gidelim bakalım da orada bir konuşalım. Hadi. Bak kahretmesin, bunca yıldır, bunca senedir baktık. Ya nasıl yapar bunu? Tamam kızım, tamam hallederim, tamam. İnşallah bizim de... Benim imamimin altındasınız, tamam. Ben sizi... Tamam ya, tamam. Üzülmene gerek yok. Nasıl üzülmeyeyim? Bunca yıl baktık. Tamam, üzülme sen. Hallederim ben, yürü. Geç. Kafayı takmayın şey. Gel bakalım. Bak. Gençler. Buyurun. Buyurun bakalım. Buyurun. Geçin. Geçin. Şöyle geçin. Geçin. Bak. Burada olsun artık. Yaşarsınız. Benimle birlikte. Yeminizi burada. Niye üzüyorsun ya? Kafayı takma ya. Ölüm dünyada ne var? Bir ölüme çağırıyor kızım. Ben de seni arayacaktım. Eşim hastalanmış. Ben memlekete gitmem lazım. Eşim de bıraktılar, rahatsızdı. Ben kendi hastalığımı aldım, senin de hastalığını ayırdım. İyi ki geldin, senin hastalığını sana teslim edeyim. Oldu mu? Bir dakika. Şu paracağızımı da vereyim. Buyur kardeşim. Bunlar senin hasratın. İyi günlerde harcayacak. Ben memlekete gidiyorum. Hayırlı tamam. Ya. Hadi hoşça kal. Çok sağ ol. Tekrar görüşmek üzere.
kazanalım. İnşallah kazanacağız. İnşallah. Tabii ki. Bizim de hakkımız var o parada. Aynen öyle. Mahkememize müracaat ettiniz. Doğru söyleyeceğinize namusunuz ve şerefiniz üzerinize yemin eder misiniz? Evet. 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 Ederiz. Ederiz. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaat ederek Adil Akyemez ile Zehra Akyemez'in yorganın içinde biriktirdiği paralarda sizlerin de hakkınız olduğunu verdiğiniz ifadede belirtmişsiniz. Bu ifadeleriniz doğru mudur? Doğrudur Hakim Bey. Doğrudur Hakim Bey. Hakim Bey, kayınvalidem sağ iken bize vermesi gereken parayı yorganın içine saklamış. O paralarda bizim de hakkımız vardır. Adil Bey, bu duruma sen ne diyorsun? Hakim Bey, oğlum ve gelinim bizden almış olduğu paraları çarçur ediyorlardı. Ben de eşim ve Zehra ile bir anlaşma yaptık. Bize kim bakarsa biriktirmiş olduğumuz paraları ona verecektik. Bu paralarla ilgili de eşimle birlikte bir vasiyetname hazırladık. Peki o mektup nerede? Hakim Bey, Zehra Hanım'dan Osman oğlu bana sığınılan hediye ellerinde yorgan vardı. Hakim Bey, yorgan şimdi çıkan vasiyetnameye göre ben onları aldım getirdim size. Osman kardeşimden birlikte getirdim. Biraz sonra huzurunuza size sunacağım. Verin bakalım ne yazıyor o mektupta. Bu vasiyeti eşim Zehra ile beraber aldığımız kararla yazıyoruz. Yaşlanınca bize kim bakarsa bu paralar onlarındır. Nasıl olur Hakim Bey? İyi de Hakim Bey, sonuçta kayınvalide. Ben anlamam. Kanunen bu paralar Osman'a aittir. Öyle değil mi muhtar? Evet Hakim Bey. Kanuni dersi olur. O halde paralar da Osman'a aittir. Dosya kapanmıştır, mahkeme bitmiştir, çıkabilirsiniz. Nasıl bir kanun adalet ya? Bilmiyorum ben ya, anlamadım ki. Mezarında dik beklesin bizi inşallah.